Efendim, gergin bekleyişin hakim olduğu Orta Doğu'da İran'ın saldırısına İsrail'den 25 gün sonra yanıt geldi. İsrail, Amerika'nın sık sık uyarıda bulunduğu gibi kontrollü bir misillemede bulundu. Sadece askeri noktalar hedef alındı. Saldırıları ilk anından bu yana sıcağı sıcağına takip eden A Haber muhabiri Ekber Karabağ haber nöbetine devam ediyor. Şimdi o noktaya gidelim. Ekber de bizleri bekliyor. Öncelikle iyi sabahlar dilerim Ekber. Bölgede son durum ne? İran yönetimi İsrail'e karşılık verecek mi şu an? Akıllarda olan soru bu. Evet Mehmet Derin'de şimdi de tartışılan konu işte İran İsrail'e yanıt verip vermeyeceğine ilişkindir. Geçtiğimiz günlerde sürekli tartışıyorduk işte İsrail İran'a ne zaman saldıracak ve bu saldırının nasıl olacak ki biz onun yanıtını dün gördük. Şimdi ise İran'ın buna misilleme yapıp yapmayacağına ilişkindir. Ben aslında geçtiğimiz yayınlarda da söylemiştim. İran'daki o genel havaya bakıldığında ve İran'dan sürekli gelen açıklamalarda söz konusu İsrail saldırısının oluşturduğu hasarın az olduğundan dolayı İran'ın buna yanıt vermeyeceği düşünülüyor. Ancak bu kesin de bir mesele değil. Nitekim bugün işte dün akşam saatlerinden itibaren ve bugün bazı İranlı yetkililerden gelen açıklamalarda İran buna yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu zamanında ve şartların yerine geldiğinde buna yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu bildiriyor. Hatta bu konuyla ilgili İran Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de acil bir şekilde toplanmaya çağırdı ve oraya gönderen işte mesajda da yine İran Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri kapsamında yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu bildiriyor ve bunu da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine dayandırıyor. Gün içinde işte İran'dan da Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan da açıklama geldi. Aslında dün saldırılar devam ettiği sırada uzun zaman sessiz kalmıştı Pezeşkian. Pezeşkian işte ölen askerler için biliyorsun 4 asker işte İsrail'in bu saldırısında İran'dan gelen açıklamalara göre hayatını kaybetti. Pezeşkian bu konuyla ilgili taziye mesajlarını yanıtladı verdi ve tedbirle her türlü kendi tanımlamasıyla aptallığa cevap vereceklerini ifade etti. Diğer taraftan işte Mesut Pezeşkian'ın birinci yardımcısı Muhammed Rıza Arif'in de İsrail İran'ın yanıtını beklemesi gerekiyor diye ifadeler kullandı. Bu yüzden tam olarak net bir şekilde İran'ın misilleme yapmayacağını da ifade edemeyiz. Nitekim İsrail'in de yarın pazar günü pardon bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni gelişmiş başka işte hava savunma sistemleri TAD isimli hava savunma sistemleri alacağı ifade edildi ki geçtiğimiz günlerde de Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in işte İsrail'e İran'a karşı korumak için söz konusu sistemleri ona vermişti. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamayı az önce de siz haberimizde dediniz. İşte İsrail uçakları nasıl bu kadar mesafeyi kat etti işte ve İran'a geldi. Acaba Amerika Birleşik Devletleri burada yardım etti mi etmedi mi? Az önce haberimizde izledik. İran'dan da bu konuyla ilgili açıklama geldi. İran söz konusu bu olayda Amerika Birleşik Devletleri'ni de işte İsrail'le işbirliği yapmakla suçluyor. Bunu da İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği açıkladı. İşte Irak hava sahasının Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edildiğini İran bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı da İsrail'in bu saldırısı için Irak hava sahasını kullandığını ve saldırının İran sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıktan işte uçaklarla ve ona monte edilmiş füzelerle yapıldığını ve söz konusu bu füzelerin İran'ın balistik füzelerinin taşıdığı o savaş başlığının 1/5 kadar küçük başlıklarla İran'daki radar sistemleri, hava savunma sistemleri ve radar sistemlerini İlam bölgesinde, Huzistan bölgesinde ve ayrıca başkent Tahran'daki bazı noktalarda hedef aldığını İran tarafı, İran Genelkurmay Başkanı bildiriyor. Fakat İran'ın açıklamasında oluşan hasarın az olduğuna dikkat çekiliyor. Bu yüzden dediğim üzere İran'ın misilleme yapıp yapmayacağı kesin bir mesele olmasa da genel olarak İran'ın şiddetli bir eğer yanıt verecekse de bu ayın başında olduğu gibi şiddetli bir yanıt değil, farklı yöntemlerle belki yine vekil grupları aracılığıyla veya farklı yöntemlerle İsrail'e yanıt verebilir.